Hoş geldin, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Seni çağırdım Feridun ama benim için çok önemli bir şey bu. Sen benim 10 yıllık arkadaşımsın. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Adam öldürdüm. Bana yardımcı olmak için bu yüzden çağırdım. Ya ne adam ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Bu benim 3. cinayetim. Arada sırada adam öldürdüm. Ya benim tanıdığım Tülin, ya sen şaka yapıyor olmalısın yani. Hayır, niye şaka? Sen böyle birisi değildin ya, ben seni 10 senedir tanıyorum. Ya yolda gidiyordum, bana laf attı, dayanamadım artık, ne yapayım? Ne yapayım yani? Ya hiç mi beni çağırsaydın, hiç mi tanıdığın yok? Artık ya, bıçak taşıyorum, artık böyle bıçak taşıyorum Feridun. Ne yapayım artık, devir değişti. Ha, ne yapacağız şimdi? Adamı gömeceğiz, başka çaremiz yok. Gelir şimdi Murat, gelir, ben buraya geçeyim. Buradan gelecek, onu da görmüş olayım. Bak şimdi, bana bak, bana odaklan. Bu adamı gömmemiz lazım. Bu benim 3. cinayetim. Dediğim gibi arada sırada ben adam öldürüyorum. Ya sen benimle kafa mı buluyorsun? Ya niye ben seninle kafa buluyorum ki? Ya sen böyle bir şey değildin. Nasıl oldu yani? Değildim ama artık yani artık böyleyim. Artık böyleyim. Bana laf attı, dayanamadım. Ya herkese laf atıyor. Yani her laf atana gidip biz gidelim bir şey mi yapalım? Ortalık yani sapık kaynıyor. Feridun sen ne diyorsun? Ya sen böyle bir şey değildin. Sen böyle değildin. Nasıl ya, bu nasıl? Ya böyle bir şey var mı ya? Ama çok zevk alıyorum öldürürken, biliyor musun? Ya ciddi olamazsın ya, böyle yani artık. Ya sen şeyden çıktın artık yani herhalde. Yani yok böyle bir şey ya, sen benim tanıdığım, benim sevdiğim kadim dostum, sen böyle olamazsın. Ben ya hala öyleyim arkadaşlarıma karşı. Ama yabancılara karşı zaafım var, öldürüyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Zaafım var, öldürüyorum. Görmeyeceğiz. Aynen. Peki 2 günden ortaya çıktığında ne olacak? Çıkamaz. Gelecek olan arkadaşım da profesyonel, çıkamaz. Çıkamaz. Aman bak, Allah'ım, ilk iki cinayetimi ben yaptım. Ben öldürdüm, yap, ben gömdüm. Tamam mı? Ama üçüncüsüne yap, destek istiyorum. Ben gidiyorum bak, giderim. Böyle adam yaparsan çok ağır. Adam 1.90, ben onu taşıyamam. Öldürdüğüm adam uzun boylu, 1.90, ben 1.55 boyundayım. Yapma Feridun, Allah lakin aşkına. Başka senin annen baban biliyor mu peki bunu? Annem babam bilir mi öldürdüğümü? Ya sana kim yardım etti? Sen nereye gideceksin? Ben seni şimdi, ya bizi her yerde takip evime ederler gideceğim, ya. Evime böyle gideceğim, yemeğimi yiyeceğim, oturacağım. Yani bu iş kapanacak yani, gömmekle bitecek. Tabii ki bitecek. Yani böyle bir şey var mı ya? Allah'ım. Ve şakacımız da sahnedeki yerini alıyor. Şakacımız Tülin Hanım'a cesedi gömmesi konusunda yardıma gelmiş. Feridun'un şaşkınlığı ise mimiklerinden okunuyor. Adamı çuvala koydum, şuraya koydum. Tamam. Bu mu arkadaş? Evet. Kendisi de daha önce bu işlerde uzman yani, öyle tanıştık. Ben sizi baş başa bırakayım. Feridun gitme, ya, nereye gidiyorsun ya? Ya sen ne yaptın ya, ne yaptığını fark et. Murat ya, geldi arkadaşım. Ya üç kişi olduk, üç, ben ne yaptım ya, benim geleceğim var ya, hayallerim var. Ya ne korkak arkadaşlar ama senin ya. Ben şey yaptım, adam kokmasın diye tereyağıyla bir cırtına yağ vurdum. Tamam. Zeytinyağı döktüm. Sarımsak koydum ki sarımsak kokusu daha baskındır. Tamam. Anladın mı? Oraya koydum onu. Nereye gömeceğiz onu? Öbür ikisini attık baraja, şişti. Baraja attı! Ne gömmemiz lazım? Böyle tek başına gömmeyelim. Yani kafayı gözü böyle. Öyle gömelim onu. Ne yapalım? Murat onu sinirden elim ayağım titriyor. Manyak ya abi, manyak bu ya. Elim ayağım titriyor. Sinirsel, yapabileceğim bir şey yok. Öldürüyorum, öldürüyorum. Bak seni de öldürürüm Feridun. Seni de öldürürüm. Yardım ben seni gördüm, yardımcı olurum. Manyak ya, psikopatlaştı bu ya. Ha, senden de mi yardım istedi? Benden yardım istedi canım. Hayır, senden şu an yardım istiyor ya, benden de yardım istiyor. Ben komşusuyum. Tamam, hepsini sen öldürdün ya. Tabii bu evet, öldürdü. Evet, üçüncü cinayetim bu. Ben derim, çocuğum ben ya. Öldürürüm Feridun. Seni de öldürürüm yardım etmezsin. Rahatsız bu ya. Beni de öldürürsün. Kızım yaparım. Sen niye adam öldürüyorsun? Laf attı. Ya herkese güzel laf attı. Ne var bunun? Sapık dolu, ortalık sapık dolu. Alalım, keselim ekledim, öyle mi? Laf atanı keselim. Aynen, kesin biçin. Zaten ben sizi niye çağırdım buraya? Adam 1.90 boyunda, ben onu taşıyamazdım. Ha 1.70 olsun, çağırmayacak mıydın? Yok, onu taşırdım. Doğarsınız ya. Ya ben şey yapayım, ben gideyim de şuna biraz da tereyağı süreyim de kokmasın cilt. Sen de yardım et Murat'a. Sen de yardım et Murat'a, alışırsın, elin alışır. Ben öldürürüm, sen gömersin. Ya sıra konuşma ya. Saçmalama ya, ben gideyim onu yağlayayım mı abi? Tamam. Ya işte böyle.
O zaman bir yardım isteyelim ya, bir telefon. Hayır, ne yardımı, ne yardımı? Ya ben ne yapacağım ya? Ortada, böyle bir şey olur mu? Hayır, ortada hiç ya kimse yok. Ya benim geleceğim var, geleceğim. Ben hayatımda kuş bile öldürmedim ya. Kuş bile öldürmedim. Ben sana adam öldürme, kolay geliyor. Sen zaten öldürmeyeceksin. Ben öldüreceğim, sen gömeceksin bundan sonra. İşbirliği içerisinde olacağız, Feridun. Ben sana insana, ben hayatımda tavuk kesmemişim. Tavuk bile kesmedim. Sen kesme, ben keserim. Tamam, polisi alırım. Kurban bayramında kurbanını getir, onu da keserim. Yani dostluk bir yere kadar, tamam. Sen benim tanıdığım kişi artık değilsin yani. Yani sen kaçamazsın yani. Hadi gömdük, tamam gömelim, gömdük. Gerisi ne olacak? Yakalanmayacak mısın? Yok, eve gireceksin, normal hayatına devam edeceksin. Ben öyle yapıyorum. Ya sen bu işleri şaka zannediyorsun herhalde. Ya. Ne yapıyorsun? Benim tanıdıklarım var ama bak. Ya saçmalama, ya benim, olmaz. Ya bana bulaştırma. Ya. Kestirmeden telefon polisi ara, tamam mı? Ben de burada şikayetlik yaparım. Ya bir beni bu işlere bulaştırma. Yani ben kaldıramam yani. Yani ortada bir cinayet var. Sen diyorsun ki ben bilmedim, görmedim. Hadi gömdük. Ya bundan sonra ben ne diyeceğim yani, bu kim diyeceğim yani, bu nasıl oldu, nasıl yaptım, bizi sürümdürürler ya. Böyle bir şey var mı? Ben yapmadığım şeyin cezasını çekemem yani. Yapmadığım şeyin cezasını çekemem. Bir anda cinnet geçirdim. Tamam, ben de inanamıyorum ki kendime. Yani adam nerede? Adam nerede? Orada. Nerede? İleride. Orada. Ben kimse görmedim yani bunu. Kimse görmedi. Dün gece saat gece 2'de oldu olay zaten. Ben sabaha kadar nasıl uyudum sen biliyor musun? Uyuyamadım bile. Tülin. Adama şey yaptım. Fırça attım. Fırça attım. Fırça attım. Kokuyor gelin. Ne yapacağız? Kokmayandan bulalım. Ne bileyim ne yapacağız ya? Feridun, ne diyorsun? Senin fikrini alalım. Gömelim haydin ya. Hadi gömelim. Ben yok, ben gidiyorum. Feridun, Allah aşkına ya, nereye gidiyorsun? Ben anlamam yani, ben zaten bir tane bulmuşsun, beraber gömüyorsun ya, ben görmedim, bilmiyorum. Ben hiçbir şey görmedim. Yani arkadaşlığımız buraya kadar. Arkadaşlığımız bitti. Bitti. Senin hayatın artık yani kodeşte geçecek, benimki dışarıda. Ben yani gelip de seninle birlikte yatamam. Anladın mı? Yani arkadaşını bulmuşsun, zaten orada psikopata benziyor. Ben korkmaya başladım sizden. Sen yani, benim 10 yıllık dostumsun Feridun, yapma bunu ya, bana. Dostluk buraya kadar. Yani, dostluk buraya kadarmış. Bak, bu da cereyan yapıyorsunuz. Böyle dikkat çekecek. Şuna ben keşe attım. Atalım bir gömelim, gelelim 2 dakikada. Aşağısı olmaz zaten, görüyorsun. Gitme, hayır, yok, hayır, bırakmam seni. Ben bırak. Yardım edemem. Ya, abi yok. Sen zaten yardımlık bir durumun yok. Zaten ben keşe attım. Yapamam abi. Ben söyleyeyim yani. Sen şimdi beni ihbar edersin. Sen ihbar edersin. İhbar edersin şimdi. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Ben vereyim ya. Murat. Ben iki çok dostuyum, ben yardımcı oluyorsun. 10 yıl dostusun ya. Feridun bak sen... Böyle şeyin dostu olmaz ki. Ne yapayım abi ya, ne yapayım? Feridun. Yok, olmaz ne dostu. Feridun, seni de öldürürüm. Yaparım. Yaparım. Ya saçma. Yaparım. Kimi öldürürsün? Yani sen git canım. Ya size kolay gelsin. Ben gidiyorum. Tamam. Abi sen bize ihbar edersin ya. Yapar. Abi, telefonumu al ya. Ben bir şey istemiyorum ya. Ben geleceğimi riske atamam. Ben geleceğimi riske atamam. Yapmışsın. Ben yapamam ya. Ben hayatta tavuk bile öldürmedim. Tavuk kesmedim. Abi ben de öldüm hadi. Ben yardımcı oluyorum ya. Abi yap. Abi böyle şey yardımcı yap. Gel. Ya bak sizin gibiler yüzünden seri katil olacağım Feridun. Ara telefonu. De ki ben bu işi bitirdim. Bir tane de ortak buldum yanıma. Değilim ben, yardım ediyorum manyak. Abi cinayetin yardımı bilmemesi mi olur ya? Yapmayın dedin senin ya. Cinayetin yardımı mı olur? Feridun lütfen, 10 yılın hatırı var, yapma bunu, bana dostumsun ya. Sen ciddi misin ben? Evet. Abi sen şey yap Feridun abi. Sen şey yap abi. Tamam bu işe girme bari, imam çağır da duasını okusun önüne. Yani gömeceğiz, yazıklar. Ufak ya adama. Bu işe bak ya, şaka gibi ya. Ya buradan biz ne yapacağız ya? Ben yokum bu işte ya. Ben arkadaşlık bir yere kadar, tamam, dostluk bak, böyle. Bak kokacak, ceset kadar. Kokacak. Feridun bunları konuşsaydık çoktan gömmüştük biz onu. Ya yakın o zaman, tamam, ben görmedim, bilmiyorum. Ben ne yapayım ya? Ya bu cinayetin, ben yapmadığım şeyin ortağı olabilir miyim ya? Ortak değilsin abi. Ya ortak değilsin, sadece bana yardımcı ol. Yapma dediğini söyleyeyim ya. O öldürücü, biz gömücü. Ya ben
Bak yarın bugün iyi bir ekip de olabiliriz Feridun. Ufkunu aç Allah aşkına. Ya manyak manyak oğlum. Kan bak abi şu arkadaşımız kafayı yok görüyorsun. Nasıl yardımcı olmayacağım? Bak sen öyle diyor ya. Tulum böyle miydi ya? Böyle miydi? Bir dakika ben otur sana bir şey anlatacağım. Otur sana. Sen de otur. Ben git kese atayım abi onları. Kokuyor kese atayım. Kese atayım kokuyor. Ben gidiyorum. Yani size kolay gelsin. Ben yani sana yardım edemem. Yani kusura bak. Gidemezsin. Gidemezsin. Feridun buraya otur, kadar geldi. Ya. Gidemezsin. Sen otur ben gidelim. Ben kes al. Otur iki dakika. Otur. Otur ya. Otur. Otur. Tabii ölü yıkaması lazım. Bu adamları bu doğruyu öldürmüş olmasın? Saçmalama. Ben öldürdüm. Ya sen... Cesedi yıkıyor. Ceset pis mi girsin şimdi toprağın altına? Bu adam seni o kadar değil. Yoksa? Hayır, sevgilim falan değil. Bu işlerde hep yapıyormuş, çalışıyormuş, buldum işte. Bu işlerin kitabını yapanlar hep birbirini buluyor Feridun. Bak ben de seni buldum. Ya ben de bu işlere bulaştırma. Ben Feridun şunu gömelim. Bak ben de artık rahat uyuyayım geceleri ne olur. Ya bu işin polisi var. Savcısı var. Biz mahvoluruz ya Tülin. Yapma gözünü seveyim ya. Ya sen benim 10 yıllık arkadaşımsın. Yapma. Allah'ını seversen yapma. Ben yapamam. Ben yapamam. Ya sen yaptın madem. Ya arkadaşımla birlikte yaptınız anladın mı? Beni bulaştırma. Allah için. Benim geleceğim var. Hayallerim var. Ben yapamam ya. Artık gelecek falan yok Feridun. Yok. Can aldım ya. Ya senin gibi melek yüzlü bir kız ya. Bunu nasıl yapar ya? Bu böyle bir şeyin şeyi mi olur ya? Yani sapıklara karşı artık böyle hissediyorum Feridun. Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam gömdük. Tabii gömdünüz. Ben yapamam. Yani gömdük eve gideceğiz. Evet. Normal hayatımıza gitti devam yani, edeceğiz. Tabii ne olacak? Yani herhalde böyle olur. Yardım edeceksin değil mi bana? Yardım edeceksin. Ya ben yardım edemem Tülin. Etmek zorundasın nasıl efendim. Var? Nasıl bu sıkıntı? Adamı kese atarken adamın kafası koptu. Adamın kafası koptu. Ne? Adam çürümüş ya abi. Kese atarken boğazının altına hani kopmasın diye adamın kafası koptu. Gömmek daha rahat olacak o zaman. Gideyim. Nereye gideyorsun? Ben gireyim. Beni nereye gidiyorsun? Hayır. Ya ne halin varsa gör. Tamam ne halin? Beni bulaştırmayın bu işe. Feridun nereye gidiyorsun ya? Feridun hayır. Hayır gel buraya gel. Şaka bu şaka. Gel şaka. Ne şakası? Eşin şakası. Adamın kafası burada duruyor bak. Abi kafası da olmadı. Adam... Gel mikrofon sende. Biliyordum seni yani. Ferdin abici bir sola kardeşim ben. Türlü bizden rica etti sana bir şaka yaptım. Baktım bayağı ciddi bir yani sana da bir yani o panikle olur ya. Hani bir tansiyonu düşer, tansiyonu çıkar. Bir sana bir şaka yaptım. Tabi adamın kafası ama olsun kop. Ferdin abi orada görüntü oldu. Millet kabini yani aynı kabinden çöktüler. Kamerlarımıza bir esrarlar.